Herkese merhaba arkadaşlar. 26 Nisan Pazartesi Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Bursa programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1'de. ikinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat iki buçukta başlamış olacak. Ben de yine program ilgiyle takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar Bursa programı gündüz programında koşacak birinci koşuyla beraber saat 1'de de Bursa'nın birinci altılısı başlamış olacak. Şartı 4 bir koşu var. 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor. 10 tane arkadaşlar Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Özellikle günün birinci altılısını arkadaşlar ben günün en zor ayağının olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri. Dengeli bir koşu. Mesafe kısa. Özellikle bu mesafe iyi koşan ilk kimmalı Bartı boy var ki Özcan Yıldırım idaresinde rakiplerin nazarında oldukça da uygun bir kilo yakalamayan safkandan ben iyi bir koşu bekliyorum. Özellikle Ekimalı Bartı boyun dediğim gibi Özcan idaresinde etkin koşması gerek diye düşünüyorum. Rakibhanesinde ise 3 Obra da e, adına da da yarışları kolan bir safkandı. Bugün için burada koşacak yine etkin yarış yapacaktır. Bu taz mesafeleri seven etkili bir zok, safkan. Yine ben 6 Peter the Panstrim'den iyi bir koşu bekliyorum onun üstü idaresinde. Yani bu 3 safkan ben de biraz öncelikli arkadaşlar ki özellikle de Ekimalı Bartı boydan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibhanesinde ise 3 ve 6 numaralı safkanlara şanslı gördüğüm safganlar olacak ama daha burada birçok safgandan bahsedebiliriz. Dediğim gibi bütçemiz dahilinde en azından bugünün bu ay için arkadaşlar biraz daha fazla yazılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise Meydin bir koşu koşacak ki dişleri has olacak. Bu koşu 3 yaşlı Arapları 1000 metre mesafe kumda bir araya getirecek ki birçoğunun ilk defa start alacağı bu koşu için en azından yarış gövü atancı olan ve etkili pediklise dikkat çeken 8 numaralı uçan maviden ben etkin bir koşu gelebileceğini görüyorum ki Mussoiç idaresinde start alacak olan safkanın dediğim gibi etkili bir yarış gelecektir. Bu safkan benim özellikle kuponumda bulunduracağım safkan olacak. Bu safkan rakip hanesinde ise arkadaşlar ekürulardan bir numaralı Balmel'da ki Özcan Yıldırım idaresinde star tarzcık olan safkan yine yarış görme avantajı da var. Bugün için ekürüsü de var ki hatta bir de gizli ekürü olan 3 numaralı kırık hızım da var. Yine dediğim gibi burada bu ekürlere şans verebiliriz. Özcan Yıldırım idaresinde bence muhakkak denenmeli. Ve son olarak da 6 numaralı Sarı ki bir Kaiser temsisi olan safkan ilk startında isteneni verememiş olsa da Mahmut Turan idaresinde bugün için ben burada etkin bir yarış gelebileceğini düşünüyorum düşünüyorum. Yani gün ikinci ay için arkadaşlar 8 numaralı uçan mavi önceliğim. Rakibhanesindeki yurulardan 1 numaralı Balmel'da ve yine altın malı sarı makay gibi safkanlar geniş kuponlarda arkadaşlar şans verilebilir olarak gözüküyor. Günün ikinci ana geldiğimizde ise günün e, üçüncü ana geldiğimizde ise arkadaşlar handikap 15 bir koşu var 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe kumda start alacak ki aynı zamanda 7 lili başlangıç ayını oluşturacak olan bu koşu için sondan bir önceki yarışını çok gösterişli kazanan ki çok da bahsettiğim safkan olan 2 malı Bilal Bey son startında isteneni veremedi. Ama ben bugün için grubun müsait olduğunu düşünüyorum ki Ahmet Çelik idaresinde start alacak olan Safkan en azından 7'li palası için ilk 2'yi bozmayacağını, küçük kuponlar için de arkadaşlar yine günü ilk 6'lısı için risk edilebilir konumda olduğunu düşünüyorum. Yani 2 numaralı Bilal Bey'den ben etkin bir performans bekliyorum. Safkan için beklentim oldukça yüksek. Daha iyi gruplarda göreceğimizi inandığım özel bir Safkan olduğunu düşünüyorum 2 numaralı Bilal Bey'in. Bugün için burada dediğim gibi uygun kilo yetenekli jokey idaresinde etkin bir yarış yapacaktır gibi gözüküyor. 2 numara Bilal Bey'i Ahmet Çelik idaresinde etkin bir yarış yapması beklenir. Burada rakip arama noktasında özellikle sürpriz sahnesinde 5 numaralı maratoncunun son yarıştaki Maiden yarışında koştuğu koşu oldukça başarılıydı. Burada Sinan'la beraber etkili bir yarış gelebilir. Burada yine sürpriz arama noktasında yeri olan arkadaşlarımız için günün bir bayağı için arkadaşlar yine değerlendirilebilir bilir konumda gözüküyor. Günün dördüncü koşusuyla beraber arkadaşlar gün ikinci altılısı başlamış olacak. Şartı dört bir koşu var. Dört ve yukarı Araplar 1300 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için arkadaşlar 12 tane Safgan start alacak ki günün bu için ben 9 numaralı Emur Soy'un için her şey biraz grup hem grubun grubun e, müsaitli, hem safkanın kilo müsaitliği arkadaşlar hem mesafe üzerindeki bulunan jokey Tolga Yıldız idaresinde her şey lehine gözüküyor gibi gözüküyor. Safkan etkili bir formu var zaten. Son yarışlarında iyi yarışlar sergiliyor. Sert ve önemli rakipleri yanında iyi tatminkar yarışlar yapan Safkan için. Bugün burada dediğim gibi hem mesafeye hem de külah avantajını yakalayan Safkan'ın kesinlikle iyi bir koşu çıkması beklenir. Yani günü ilk ayağında 9 numaralı Emir Soy'un ben muhakkak iyi koşmasını bekliyorum. Rakip anesinde ise arkadaşlar 1 numaralı Tarsız Kral yine ve 2 numaralı Belalı Tumbul iki tane Kaysber temsisinin her ne kadar kilolar ağır olsa da etkili jokeyleri Musto İççek ve Mehmet Akyavuz idaresinde şans verilmesinin gerek gördüğüm safganlar olarak gözüküyor. Yani günün ilk ay için bende özellikle 9 numaralı Emir Soy öncelikli rakip anesinde ise 1 ve 2 numaralı safkanlar arkadaşlar değerlendirmemiz doğru olacak gibi gözüküyor. gün ikinci yana geldiğimizde ise handikap 17 bir koşu var ki 4 ve yukarı araplar 2000 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için arkadaşlar 14 tane Safkan start alacak ki ben bu grup için arkadaşlar iki tane formda Safkan'ın etkin yarış yapmasını bekliyorum ki bunlardan biri 4 numaralı Koray. E, Koray daha çok kısa mesafe yarışlarında gördük ama bugün için uzayan mesafede de ben sorun yaratmayacağını düşünüyorum. Artan formuyla ki sonuç yarışını kazanarak gelen Safkan'dan ben kesinlikle iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum. 4 numaralı Koray'ı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Rakip hanesinde yine 3 numaralı yol kıran yine bir Kaisberg temsilcisi olan Safkan Mertcan Çelik idaresinde rakiplerin nazarında biraz ağır kiloya bulunsa da Safkan Safkan'ın dediğim gibi artan forum ve etkili e, yarışlar yapan Safkan'dan Bugün için burada yine iyi bir koşu çıkacak gibi gözüküyor. Yani 3 ve 4 numaralı safkanlar bende öncelikli bu iki safkan muhakkak kuponlarımızda şans safkan konumunda değerlendirelim arkadaşlar günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise kısa vade altı bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor. 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safgandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da 2 bayağı artı olacak. Gökhan Kocakaya idaresinde bu safkan bulduğu bu grubu değerlendirip kolay kazanmasını bekliyorum. Safkan bilindiği gibi son yarışında ikinci kalmıştı ki o yarışı kazanan safkandı. Bugün için yine yarışta bulunan 3 numara King bekti e, Safkan yani daha doğrusu 2 numaralı Bay arkadaşlar son startında yarışla beraber numarayı almış. Belli bir süre yarışın yükünü çekmiş. Daha sonrasında da arkadan gelen Safkan'ın e, onu geçerek e, sonrasında da yarışı arkada takip etmiş ve sonlarda etkili split yaparak yine de yarıştan etkili bir yarış yaparak ikincilikle ayrılmıştı. Safkan'ın dediğim gibi yarış içinde birçok şanslık yaşamasına rağmen ben etkili bir yarış gördüm. Etkili bir yarış yaptı ki o gün için geçildiği rakipler arasında da 8 kilo fark vardı ki sonlarda da yarışın her yerinde iyi giden Safkan sonlarda geçirmişti. Ben bugün için aynı hata yapmayacağını, üzerinde bulunan jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde iyi bir uyum yakalayacaklarını ve bugün için 2 numaralı Bay Artu ile beraber kolay kazanmalarını bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar günü 3. ayağında 2 numaralı Bay Artu Gökhan Kocakaya idaresinde bence bu grubu kolay geçer gibi gözüküyor. Günün arkadaşlar 4. ayağına geldiğimizde ise açık üçte bir koşu olacak ki günü zaten en önemli koşusu 4 ve yukarı Araplar 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor. 9 tane safkanı start alacağı bir koşu izleyeceğiz. Günün yine en zekli geçme aday koşularından biri ki arka arkaya seri birincikler yakalayan Altumalı Kardeşcan Gökhan Kocakaya idaresinde etkin gözüküyor. Safkan kaliteli bir safkan. Kendini bulduğu çok özel yarışlar yapıyor. Buradaki birçok rakibini daha önce birçok kez geçti. Safkan'dan yine etkin bir koşu gelecektir ama ben yine muhakkak kuponuma 2 numaralı Baba İsmail e eklemeye çalışacağım ki Safkan ara sonrası yarışta gördü. Özellikle de bu mesafeyi çok iyi koşuyor. Ben Safkan'dan e, ters bir yarış gelebileceğini ki Ahmet Çelik idaresinde şans Safkan konumunda değerlendirilebilir olarak görüyorum. Özellikle günün bayağı için. Yani ben kuponumda arkadaşlar 6 ve 2 numaralı Safkan'ları muhakkak bulunduracağım. Hatta bütçem dahilinde yazmak istediğim birkaç tane daha Safkan olacak ama bu iki Safkan biraz daha ön planda olsun. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Made bir koşu var. Dişleri has olacak bu koşu 3 yaşlı Araplar safkanları 1000 metre mesafe kumda start alacak olan bu koşuda 8 tane safkanı bir araya getireceği bu koşu izleyeceğiz. Yine ilk defa start alacak. Çoğunun ilk defa start alacağı dengeli bir grup arkadaşlar. Özellikle tabii Özgün Han temsilcileri dikkat çekiyor Pedigree ile beraber ki bunlardan biri yarış gören Altumalı Santigrat Muhammed Bilgin idaresinde ve diğeri de ilk defa start alacak etkili pedigriye sahip yine 7 numaralı Sembolta arkadaşlar. Bu iki safkan benim biraz daha önceliğimde. Muhakkak yine kuponumda bulunduracağım. Hatta yine 8 numaralı Yeşil Alma etkili pedigrisiyle benim yine kuponumda şans vermeye çalışacağım bir diğer safkan olacak 6 7 ve 8 numaralı safkanları ben biraz gruptan önde görüyorum. Bu yüz safkan arkadaşlar muhakkak onlarımızda denemeye çalışalım. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu var ki 4 yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kumda start alacağı bu koşu. Günün en kalabalık koşularından biri arkadaşlar 16 tane safkan start alıyor. Günün bayağı için 3 dumanı win for elif bilindiği gibi bir Justin Famur temsili gibi bir çok kez de verdim. Halen de beklentiminde olduğu bir safkan. Ara ara iyi koşular çıkarsa da. Yine de ben kalitesinin altında koşular koştuğunu düşünüyorum. Bugün için burada Furkan idaresinde uygun kilo ve uygun mesafede start alacak olan Safkan'ın ben kalitesini ortaya koyacağı bir yarış olabileceğini öngördüğüm için özellikle kuponunda şans vereceğim Safkan olacak. hanesinde 5 numaralı oğlum Barış bu tarz mesafeleri sever. Zor kazanan bir Safkan etkin yarışlar yapsa da bir şekilde yine tabel içinde kendini atıyor ama kazanma noktasında biraz geri kalıyor ama yine de ben Safkan'a şans vereceğim arkadaşlar Mahmut Turan idaresinde. Ve son olarak da 10.000 numaralı Frankenstein bu tarz mesafeleri seven çok da uygun bir köle yakalamış uyumlu bir nis, Yunus Emre Yüksel idaresinde ters Ters bir koşu çıkartabileceğini öngörebiliyorum Arkadaşlar bu safgan yine şans safkan konumunda günün son ayı için Denenebilir olarak gözüküyor Yani özellikle 3-5 ve 11 numaralı Safganlar arkadaşlar benim son ayı için En öncelikli safganlarım olacak daha sonrasında varsayın tuttuğunuz safkanlar günümü dengeli koysunlar için arkadaşlar muhakkak şans safkan konumunda değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar benim bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsayın e takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese bol şans diliyorum.